Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine atölyemizdeyiz. Konumuz kaskımız. Kaskımızı boyadık. Nasıl boyadık? Hangi aşamalardan geçti boyaya gelene kadar, onlardan bahsedeceğim. Video çekemedim çünkü yalnız olduğum için, hani zımpara falan bayağı bir işçiliği vardı. Bayağı dediğim, bir günde hallediyorsunuz yani tüm olayı. Ama çekemedim. Ara ara size işte kaskın eski fotoğrafını çekeceğim. Hani içindeki söktüğüm parçaları çekeceğim, size neler var. Ve kasklarda yapılan büyük sahtekarlıklar var satın alırken. Aldığınız kaskı yani satın alırken dikkat edin. Onlardan da bahsedeceğim. İlk önce tabii nasıl boyadığımı bir açıklayayım sizlere. Hangi aşamalardan geçti boyamadan önce kaskımızı, neler yaptık. İlk önce boyaları sonra tanıtacağım. Kaskımıza gelelim. Kaskımız, tüm parçaları söküyoruz. İşte bu hava deliklerini, camını falan. Bu komple çeneyi, içindeki petleri, şu petleri falan, onları da yıkamış olduk yani hiç olmazsa. Komple her şeyini söküyorsunuz arkadaşlar. Full çıplak halde kalıyor burası. Ki zımpara çekeceğimiz için, bir de boya yapacağımız için mecburen sökmek zorundasınız. Hani burasına bant yapıştırıp da işte, ben olmuyor öyle. İçinden sökmeniz gerekiyor. Öyle de yapabilirsiniz ama düzgün bir iş olmaz. O yüzden en iyisi komple bunu söküp full şekilde işte zımparalayıp o şekilde boyaya geçmek. Zımpara olarak da ince bir zımparaydı. Su zımparası kullandım ama o benim işime yaramadı. Bir tık kalınlığı aldım. Artık onu siz şimdi hatırlamıyorum tam ne olduğunu. Ona göre anlayacaksınız zaten. Bir plastikte deneyin baştan nasıl aldığını. Ondan sonra zaten kaskınıza uygulayın. Komple her tarafını zımparalayın. Yani boyayı çıkartmanıza gerek yok komple. Hafiften böyle alın yani, üstteki cilasını hiç olmazsa alın. Verniğini alın, ondan sonraki boya aşamasına geçin. Daha güzel olur. Şimdi gelelim boya aşamasına. Yani dediğim gibi komple zımparalayıp boya aşamasına geçiyoruz. Yani sökeceksiniz. Bir de biraz da tabii eliniz anahtar tutması gerekiyor. Komple sökeceğiniz için kaskı, bazı noktalarda önemli yerler var. Yani takımınız olması lazım. Ufak tefek tornavidadır işte. Ne bileyim, pensedir. 3 tane boyamız var arkadaşlar. Şimdi bunlardan bahsedeyim. Boyamızın markası Motip bunlar. Bu ne yazmış buna? Plastik astar demiş. Bu plastik astar boyamız. Bunu ilk önce bunu atıyoruz. Bir kat bende kurtardı bu. İki kat atmadım. Size kurtarmıyorsa iki kat da atabilirsiniz. Yani bana, ben şimdi ne alacağımı bilmiyordum. Boyacı dedi bana işte bu şekilde alman gerekiyor dedi. Ben normalde astar almayacaktım, sadece boyayla verniği alıp işte yani işi bitirecektim ama adam dedi astar da atman gerekiyor yani boya güzel tutması için. O yüzden astar da aldım. Boyaların tanesi 150 lira bu arada. Hepsi 150-150, işte 450 lira tutuyor hepsi. Astarı atıyoruz. Yarım saat bekliyoruz arkadaşlar. Zaten yazıyor altında. Boyacı da öyle dedi bana. 15 dakikada bekleseniz olur. Bakıyorum bayağı bir kuruyor yani 15 dakika içinde. Ondan sonra siyah boyamıza geçiyoruz. Ben parlak aldım. Mat niye almadım onu da söyleyeceğim sizlere. Kaskımızın eski boyası mattı. Onu da söyleyeceğim size, mat diye almayın diye. Gerçi bunda mat da alsanız bir sıkıntı olmaz. Onlar kaskın üretim aşamasında demek ki farklı bir yol izledikleri için mat boyada bazı sıkıntılar oluyor. Onu söyleyeceğim. Atıyoruz dediğim gibi, siyahı boyaya atıyoruz. Bir kat, 2-3 kat attım ben buna. Niye attım? Çünkü bazı yerlerine bakıyorsunuz, hatta bunda da bazen, gerçi siyah boyada bir sıkıntı olmadı ama vernikle ilgili bir sıkıntılar yaşadım. 2-3 kat attım ben buna ama uzaktan atıyorsunuz. 20-25 santimden böyle, çünkü akar. Aktığında da sıkıntı. Silseniz de iz bırakıyor falan. O yüzden uzaktan yavaş yavaş atın. Acele etmeyin. 3 kere yetiyor. Hala da içinde var. Boyayı da güzel çalkalayın 2 dakika boyunca. Boyamadan önce. Bunu attık. Bekledik yarım saat. Her kat içinde yarım saat bekleyin yani. Mesela bir kat siyah attınız. Bir kat siyah daha atacağız. Yarım saat. Minimum 20 dakika bekleyin. Ondan sonra verniğe geliyoruz. Vernikteki işçilik biraz daha zor buna göre. Hadi bu siyah kapatıyor. İş çözülüyor ama vernikte öyle bir şey yok. Vernikte sıkıyorsun verniği. Mesela şurada benim şöyle bir matlık kalmış. Yani oraya sıkıyorum, ötesi mat kalıyor. Vernik olayı biraz sıkıntı arkadaşlar. Onu 4-5 kat attım yakın, hep uzaktan uzaktan. En çok kullanılan o boyaydı. Ama yine de yetti. Bayağı bir boyalar tasarruflu yani. Bayağı bir boya yapıyor. Verniği dediğim gibi uzaktan atacaksınız, yavaş yavaş böyle. Sağ sol sağ sol yapa yapa o şekilde boyayabilirsiniz. Ve eski hali zaten dediğim gibi fotoğraflarda görmüşsünüzdür, paylaşmışımdır şu an tek tek. Üstlerde paylaşacağım yani. Eski haline göre sıfır bir kaskımız oldu yani. Şuraya birkaç tane GoPro logosu yapıştırdım. Şurayı yapıştırdım. Logo almayacağım, hani kendi LS2 logosunu almayacağım. Böyle daha çok hoşuma gitti siyah. Güzel oldu yani böyle. Evet, yani boya hakkında anlatacaklarım bu kadar.
bu kask niye bu hale geldi? Bunu ben parlak alsaydım kesinlikle bu hal olmayacaktı, yani çizilmeyecekti kaskımız. Çünkü mat kaskları üstüne artık verniğini mi, vernik mi atmıyorlar öyle diye tahmin ediyorum. Çünkü parlamasın diye mat ya. Bunun üstüne çünkü şöyle elimle çekiyordum ben. Bildiğiniz iz yapıyordu. Bak bunda bir şey yok. Bir kaskım daha var, o da mat almışım, onu bilmiyoruz. O da aynı şekilde şöyle elimizle çekiyoruz, iz yapıyor yani. Bunlarda öyle bir şey yok. Vernik attığı için üstüne, gerçi vernik bir tabakası çıktı üstünde ama dediğim gibi mat kesinlikle almayı, parlak kasklarda adam güzel verniklediği için üstünü araba boyası gibi düşündüm. Zaten bunlar araba boyası, bu arada söyleyeyim, bak arabanızı da iyi boyayabilirsiniz. Böyle boyalar yaptırıp lokal boya kendiniz bile yapabilirsiniz. Normal araba boyasıyla boyadım yani. Kendi adam öyle verdi, ben bilmiyorum tabii. Şimdi geçelim kasklarda, kask satışlarında yapılan sahtekarlıklara geçelim. Nasıl sahtekarlıklar var ya? Şimdi mesela kask aldınız, sıfır kask aldınız misal. Eve geldi internetten veya gittiniz bayiden, fark etmiyor. Biz de diyelim internetten aldınız. Şu an internet alışveriş meşhur olduğu için oradan aldınız varsayalım. Kask eve geldi. Kutu içinde geldi. Kapalı kutu. Mutlaka zaten kapalı kutu da gelecek. O ayrı konu. Farklı bir, yani ambalajı koyup gelmesi lazım. Kask dediğin kapalı kendi kutusunda gelir. Kask geldi. İlk önce bantlarını kontrol edin. Hani sökülüp daha sonra bant çekilmiş mi üstüne? Bunu mutlaka kontrol edin. Eğer öyle bir şey gördüğünüz zaman kesinlikle kaskı açmayı geri iade edin arkadaşlar. Nedenlerine de geleceğim biraz sonra. Adam şimdi çok da güzel bant çekebilir, anlayamazsınız. O da artık yani işte onu dediğim gibi çok dikkat edin yani o konuya. Anlamanız lazım. Veya üstün körü çekmiştir bantı, o kaskı iade edin geri. Ben bunu istemiyorum. Bana sıfır kapalı kutu, hiç açılmamış kutu kask gönderin diye diyebilirsiniz yani. Mecbur gönderecek. Siz sonuçta adamı açmış, ne yapmış içine belli değil onun. Kaskın içine açmıştır, teşhir malıdır mesela, koymuştur. Hani teşhir mallar oluyor ya, adam geliyor günde 10 kişi kafasına, 20 kişi kafasına söküyor. Bir sene bu kask yattı, bu da 1000 kere sok çıkar yaptılar kafaya. Bunu ne oldu bu kask? Laçkalaştı, petleri yumuşadı falan, neyse işi yani temizler onlar onu bir şekilde, belki anlayamazsınız. Ama o şekilde teşhir mal alıyorsanız ucuz alın yani, fiyatı uygunsa alın. Veya siz istiyorsanız yani isteme edebilirsiniz sonuçta. Herkes kafasına takmış onu. Birinci sahtekarlık bu yani. Adam teşhir malını koyuyor kutuya. İşte bir tane kaldı var elimde diyor. İşte bahaneleri de bu oluyor. Bir tane kaldı elimde. Onu göndermek zorunda kaldım. O zaman söyle ucuz yani, bunu ucuza ver. Yani teşhir malı diye karşı tarafı, müşteriyi bilinçlendir. Öyle bir şey yok yani. Ben senin teşhir malını niye aynı fiyata alayım? Başka yerden alırım. Sıfır açılmamış kutu. İkinci sahtekarlık abi. Bu da çok önemli. Bu belki de şu an benim ilk anlatacağım, böyle bir video görmedim. İlk ben anlatacağım muhtemelen bunu. Ben bu kaskta bu yani. Sahtekarlık yapılan kask bu. Ben bunu 10 sene önce fuardan aldım. İstanbul Motosiklet Fuarı'ndan aldım. Şu an satıcıyı falan hatırlamıyorum. Keşke hatırlasam ama bilmiyorum. Çok sene oldu. Biz de oradan kaptık aldık. Kutuyla mıydı, kutusuz muydu? Çok sene geçti. Hatırlamıyorum yani o konuyu. Aldık kaskı. Neyse 10 sene kullandık. Yani bu döneme kadar ben onun herhangi bir sıkıntısını görmedim. Yani bir şey fark edemedim. Ta ki boyayacağım zaman işte kaskı parçalamaya başladığına bir baktım ki bazı cıvataları yalama olmuş. İçinde kırık yerler var, şu komple tası var ya bunun. Yani komple değil de böyle çatlak sokarken belli, böyle kurcalamışlar kaskı, takarken yerine kırmışlar sağ solun ufaktan. Onları da paylaşırım sizlere, göreceksiniz zaten. Bunu adam niye yapmış abi, böyle fuarda onu anlatayım sizlere. Fuarda kaskı sergileyecek ya, içindeki tüm malzemeleri söküyor, diziyor masanın üstüne. İşte diyor kaskımızın içinde bu tür malzemeler var, işte kaskımız çok kaliteli. Sonra onları işi bilmeyen, tecrübesiz bir kişi içine toplamaya kalkıyor. Topluyor tabii bir şekilde, videoları yalama oluyor, sağ solunu kırıyorlar. Tabii sen bundan haberdar değilsin, adam tık yeniden kutusuna koyuyor. Bunu bu şekilde satıyor. Böyle bir sahtekarlık yani. Ben fuardan aldığım için ilk gelen aklıma olay bu oldu. Adam demek ki bunu parçalamış, sonra toplamış yerine satıyor yani. Ama sat, ama uyguna sat. Bak fotoğraflarını çek, adamı dolandırma yani. Kandırma, ama maalesef her sektörde böyle dolandırıcılık olayları oluyor. O yüzden mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Videomdan anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolara like atalım, beğenelim. Dislike ise dislike, like ise like. Mutlaka kanalımıza destek olalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.